Miyiz? Abi turuncu ya. Siyahla turuncu arasında gidip geleceğiz. Hı-hı. Tamam hadi. Öyle hani atlama zaten soğuk kasılı. Abi atlamayın vallahi zatürre olur. Ya öf saçma. Ciddiyim bence de kanka. Hasta abi. Olmaya değmez lan hastane paranızı yazın. Yazın daha soğuk oluyor deniz. Ya sen de bak var ya. Ya sen bir sus gerizekalı. Tamam ya siz yapamıyorsunuz. Üf, harbi hadi tamam. Gidelim abi. Ama Uğur giremiyor ki. Uğur sen gir ben de atlayayım. Uğur girme Uğur. Yok böyle bir şey. Oha. Mal mısınız siz? Ulan ya bir şey olsa boğulsalar. Hop Uğur gidiyor. Uğur iyi misin? Numan Uğur'un yanına git. Kanka bacağı kasıldı. Çabuk koş lan. Numan yanına git. Oğlum ben şapkın. Lan gelemiyor. Lan. Mal gelemiyor diyorum. Oğlum, lan ben de yüzme bilmiyorum. Gitsene şunun yanına. Büyükler de gitti, büyükler de gitti. O benim onu. Oh, pırıl pırıl alamıyor başka. Orada. Buradan ne Beşiktaş'ın maçına gideceğiz. Burak abi nasıl? Güzel gol atıyor mu? Ha? Güzel gol atıyor mu? Değil mi? Ha? Güzel gol atıyor değil mi? Güzel oynuyor mu? Ya Beşiktaş'a böyle oley yapacağız. Beşiktaş'ın maçına gidip tamam mı? Benim sırada gideceğiz. Sen iyileş. Beşiktaş'ın maçına gideceğiz seninle. Onun için Korejma'yı seyredeceğiz. Burak abiyi seyredeceğiz. Tamam annem. Yok. Yok oğlum yok. Tamam. Ağlamasın o. Şu anda 22 yaşında. Ağustos'un 17'sinde deprem zamanı özellikle hiç unutulmaz. Değil mi oğlum? Doğum günü var. Beykoz'da Barbaros Denizcilik Okulu'nu kazandı. Hem de birincilikten kazandı. Tamam annem ağlama yavrum. Tamam. Açık ama ağlama. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Ondan sonra ikinci sınıfta da işte bu kaza oldu. Arkadaşlarla beraber bunların tam okulun karşı tarafında böyle teknelerin falan böyle çekildiği bir yer var, böyle liman gibi, koy gibi bir yer. Orada arkadaşlarının iddiaya girmişler. İşte şey dubalar varmış, oraya kadar gidip gelene 50 TL. Yani çok komik bir rakam değil mi Uğur? Ondan sonra acaba o iddiaya girmişler, işte gidiyor, yüzmesini de biliyordu. Hem de çok güzel de yüzmesini biliyordu. Ondan sonra gidiyor, gelirken kasılıyor mu? Ne oluyorsa bilmiyorum. Bana hastanedeki doktorların dediği hipotermi olmuş. Yani artık benim gücüm, kudretim sadece ilaç vermeyle, işte mama vermeyle, işte çevirmeyle, etmeyle, genel bakımlarını yapmayla artık olmuyor. İlk başta zaten kök hücre tedavisi için bir kan tahlili gerekiyormuş. Eğer dedi doktor, onda dedi kök hücre tedavisine dedi uygunluk çıkarsa ben dedi gerisini yapacağım. Ama dedi yok, her hasta dedi uygunluk çıkmıyor dedi. Ama çok şükür bizimkisine uygunluk çıktı. Yani kök hücre tedavisi alabilir. 4 ay boyunca o dosyasını hazırladık. Kök hücre tedavisi diye bir tedaviymiş. Zaten Türkiye'de de yeni, yani ben yeni duydum. Ondan sonracıma daha yeni yeni yapılan bir tedaviymiş. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Yani bu bir de doktor beyle bizi randevu alıp konuşmaya gittiğimizde doktor bey bize şunu dedi. Başarı oranı dedi çok yüksek bir tedavi. Hayırsever insanlardan, durumu iyi olan insanlardan, Sağlık Bakanlığından, yani Allah rızası için genç bir insanın hayatı. Genç bir insanın geleceği. Yani ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ben çocuğumun 7 senedir sesini duymadım. 7 senedir anne demesini özledim.
7 senedir oturup ondan sohbet muhabbet etmesini özledim. Bir annenin evladının sesini duymaması gerçekten çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Yani ben bunu yaşayanlar bilir. Ben bunu anlatamam. Bu kelimelerle ifade edilmez hiçbir şekilde. Hem de felaket fanatik bir Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş için okulda bile birkaç kişiyle kavga ettiğini bilirim. Müdürü şikayet etti. Onu biliyorum. Yani Beşiktaş'ın maçlarını hiç kaçırmazdı. Mesela Burak Yılmaz'ı çok seviyor. Korejma'yı çok seviyor. Onları çok seviyor. Çok güzel diyor. Anne diyor, gol atıyorlardı diyor. Çok diyor, güzel diyor, oynuyorlar diyor.